Merhaba arkadaşlar. Bugün Kartal'da şu kordon boyunda sahilde biraz gezeyim dedim. Şimdiye kadar bütün video paylaşımlarımı editsiz ve tek seferli yapıyordum ama bu sefer böyle birden fazla çekim yapayım dedim. Sizlerle paylaşacağım birden fazla yer olduğu için sürekli video çekmem olanaksız çünkü merkezi bir yerde yürüyorum. Onun için dediğim gibi 4-5 parçadan oluşan bir video olacak ya da 4-5 mekandan oluşan bir video olacak. Onun için ilk editli çalışman olacak. İnşallah beğenirsiniz. Bundan sonra daha fazla editli ve daha kurgulu videolara başlayacağım. Burada bir sahil kısmında bir anıt kafe var. Aracımı da yürüyebileyim diye oraya bırakmıştım. Bugün aslında çekeceğim yerler arasında bir tarihi şifa hamamı var şu anda Metruk. Merkez camisi var. Daha sonra tekke olarak kullanılmış 1940'lara kadar. Ondan sonra kapatılmasıyla artık normal cami hüviyetinden başka bir hüviyet taşımayan Rufailiğin bir kolu olan Marifiye tekkesini göreceğiz camisiyle birlikte. Kartal ilçesinde 16. yüzyıldan beri olan bir kiliseyi göreceğiz. Son olarak da birkaç tane böyle bize de sürpriz olan birkaç heykeli paylaşacağız. Burada eski bir ahşap ev kalmış. Buralar aslında şu gördüğünüz alan Kartal zamanındaki bir sahil kasabası olan Kartal'ın sahil kısmı. Şu gördüğünüz alan tamamı sahil yolu ve dolgu bahçe alanları. Bu köşkün burada ne işi var diye merak edenler için herhalde çok değil, bir 100 yıl önce orası bir sahil yalısıydı. Şu gördüğünüz düzlük alan çünkü 80'den sonra, 85'ten sonra yapılan dolgu alanları. Burada böyle tarihini bilmemekle beraber herhalde 60-70 yıllık olduğunu düşündüğüm bir anıt var. Hemen arkası da zaten anıt kafe. Pandemi dolayısıyla kapalı. Anıtın için yapmışlar. Şimdi yaklaştıkça göreceğiz. Büyük Türk devletlerini yazmışlar üstüne. 6 okun inkılapçılık, bağımsızlık okuduğum kadarıyla egemenlik, çağdaşlık gibi en üstte bir şey var. Bir Türk anıtı olarak yapılmış belli ki milliyetçi ögeler içeriyor. Evet, bütün Osmanlı İmparatorluğu, Osman Bey kurucularını ve bütün Türk devletlerinin şeylerini yazmışlar. Kurucularını, Batı Hun Devleti, Panuyabgu, Büyük İmparatorluk, Büyük Hun, Metehan. Bu şekilde bir Türk Devleti'nin soy kütüğünü koymuşlar. Şöyle göstereyim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Selanik 1881, Ali Rıza Bey. Böyle bir şey yapmışlar işte. Onu da paylaşmak istedim. Anıt kafe diye. Böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki böyle şehitliklere benziyor. Biraz daha gösterişli ve büyük olmuş. Evet, Kartal videomuza hoş geldiniz. Burası Kordonboyu Mahallesi, Kartal'ın sahil bölümünde, hemen Marmaray'ın da sahil kısmı arasında, deniz arasında kalan ufak tarihi çarşısı niteliğini taşıyor. Burada size göstermek istediğim iki tane eser var. Bir tanesi yaklaşık 6-7 yıldır kaderine terk edilmiş durumda. Tadilat restorasyonu bekliyor aslında. Tarihi Şifa Hamamı Kartal'da. Yakın zamana kadar Marmaray yapılırken etrafında niteliksiz dükkanlar vardı, yapılar vardı. Bunları temizlediler ama restorasyonu kaldı. Özel bir mülk burası şu anda aslında. Hemen yanında gördüğünüz köprü Marmaray tren rayları. Hemen şu arka tarafta da Kartal tren istasyonu var. Tarihi Şifa Hamamı 1807 yılında Yeniçeri Ağası Çalık Ahmet Paşa tarafından yapılıyor. Üç kubbeli ufak bir Osmanlı hamamı Kartal'ın merkezinde. Hemen yanında da Kartal Merkez Camisi var. Onu da göstereceğim ama bu 1807 yılında yapıldıktan sonra 1966 yılına kadar işlevini sürdürürken ama
1970'lerde yanına ekstra, şu anda yıkıldığını gördüğünüz ekstra yapılarla birlikte büyütülüyor. İşte bitişik nizam, çeşitli konutlar, yapılarla tamamen kapanıyor. Benim çocukluğumda bu kısımları göremiyorduk çünkü yanları tamamen şeydi. Daha sonra bu Marmaray çalışması esnasında bu çevredeki bu dükkanların tamamı, binaların tamamı yıkılıyor. Ve burası bir tarihi eser olduğu için bırakılıyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Restorasyon bayağıdır bekleniyor ama maalesef herhangi bir şey söz konusu değil. Şu şekilde eklemeler temizlenmiş ama ana yapıda restorasyonu hala bekliyor. Biraz fazla ışık var burada. Burası da Merkez Camisi. 1818 yılına kadar ne zaman yapıldığıyla alakalı bilgi yok ama sanırım bu Ahmediye Külliyesi çerçevesinde, yani Çalık Ahmet Paşa'nın yaptırdığı bir cami olma ihtimali yüksek. Ancak 1818 yılında yanıyor burası. Ve 2. Mahmut burayı ihya ediyor yeniden. Ve ihya ettikten sonra da ismi 2. Mahmut Camisi olarak da devam ederken 1915 yılında yeniden Ahmet Efendi adında bir iyiliksever bir zat tarafından yeniden düzenleniyor. İsmi bu yüzden Ahmet Ağa Camisi, işte 2. Mahmut Camisi gibi çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Ama kapısında kısacası Kartal Merkez Camii yazıyor. Burada bir hemen bahçesinde bir mezar var. Kimin olduğu ile alakalı bir şey yok. Eğer bulursam altta açıklamalar kısmında yazarım ama sizlerden bilen birileri varsa da paylaşırlarsa sevinirim. Tam sahil kısmında bu iki kısım, iki tarihi eser. Bir tarafı Hamam Sokağı açılırken diğer taraf ise Ankara Caddesi, Kartal ilçesinin en merkezi, en hareketli noktalarından birisi. Zaten tarihi yapılarını şöyle şeyden anlayabilirsiniz, çınarlardan. Böyle çınar ağaçlarıyla çevrili işte yürüme alanını. Zaten caminin yanında da büyük iki tane çınar görüyorsunuz. Tabii bu cami niteliğini kaybetmiş durumda. Bir kapısında bir kitabesi var ufak. O biraz şey, işte mezar taşını gördük biraz önce. Onun bir tarihi değeri var ama gördüğünüz gibi minaresi falan tamamen değişmiş durumda. Şöyle göstermek istiyorum kitabesini de. Belki içine girebilirsek şimdi gireceğiz. Şu da kitabesi. Hemen tarihi şifa hamamıyla yan yanalar gördüğünüz gibi. Böyle içeriye bir girebilirsek eğer. Açık gibi gözüküyor. Çift kaplı. Kadınlar için bir namaz kılma yeri var. Bu şekilde Anadolu'da birçok örneğine rastlayacağınız kubbesiz içeriden ya da çok az kubbeli şu ikinci kat hanımlar yeri ve daha sonra eklenmiş olma ihtimali yüksek. Anadolu'da kasabalardaki küçük ulu cami niteliğinde yapılmış gibi gözüküyor. Buradan çıkıp hızlı bir şekilde size aslında bu Kartal'ın en ilginç heykellerinden birisini göstermek istiyorum. Şu karşıda gördüğümüz Kartal Belediyesi'nin ek hizmet binası, bir ara kaymakamlık oldu. Şimdi ek hizmet binası olsa gerek, Kartal Belediyesi diye yazıyor. Aslında Kartal ilçesini şu gördüğünüz Marmaray maalesef ikiye bölmüş durumda. Sahil kısmıyla içteki ana caddeyi bölmüş. Böyle iki tane köprü var. O yüzden genelde trafik yoğunluğu olan yerler çok da fazla sık geldiğimiz yerler değil. Karşı taraf zaten direkt sahil yolunu görüyorsunuz. Ve Kartal'ın işte sahil parkları. Etrafı göstermek istiyorum. Son olarak da gezerken gözüme ilişen ve diğerlerinden farklı bir hikaye barındıran Eşeklik Kütüphane'nin buraya bir tasvirini işlemişler heykel olarak. Hikayesiyle çok ilginç. Sizinle hikayesini de paylaşmak istiyorum. Aslında kimi okuyucular bilir bunun hikayesini. Ünlü edebiyatçı Faik
Fakir Baykurt'un Eşeklik Tıpancı ismiyle ölümsüzleşen Mustafa Güzelgöz'ün hikayesi. 1921 yılında doğuyor kütüphaneci Mustafa Güzelgöz. Ürgüp'te doğuyor ve 19 yaşındayken kütüphane görevlisi oluyor. Daha sonra o dönemde işte okur yazar oranının düşük olması, insanların okumaya ilgi duymaması nedeniyle böyle eşeğinin iki tarafına şu şekilde teçhizat yapıp Ürgüp'ün köylerinde mobil kütüphane işlemine başlıyor. Yani tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak kütüphaneci abimiz kendisi eşekli bir kütüphane kuruyor köylere. Daha sonra sponsorların dikkatini çekip sponsorlar vasıtasıyla işte radyo ve onun gibi şeylerle şenlendirerek eşeğinin üstünü bando çalışma, folklor çalışmaları, sinema fotoğrafçılığa kadar pek çok alanda sosyal projeler yaparak kültürel gelişime katkıda bulunuyor ve 1963 yılında da Amerika'da yapılan halkına hizmet götüren gönüllüler yarışmasına da Türkiye adına katılarak birincilik ödülüne layık görülüyor. 72 yılında emekli oluyor. Tayfun Taliboğlu'nun da kitabında geçiyor. 18 Şubat 2005'te de Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bu güzel insan vefat ediyor. Bunun da buraya bu eşekli kütüphane heykelini tasvir etmişler. Önünden böyle hasbelkader geçtiğimiz kalabalıkta, yığınlarda böyle kimsenin kimseyi göremediği bir yerde çok hoş bir ayrıntı paylaşmak istedim. Böyle 2015 yılında Kartal Belediyesi'nin 4. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunda üretilen Srebrenica Boşnak Soykırım Anıtı 11 Temmuz 1995'te şu ana kadar kimlikleri tespit edilmiş 8372 insan şehit adına üretilmiş bir heykel 2015 yılında buraya konmuş. Dediğim gibi Kartal Belediyesi'nin bir heykel, taş heykel sempozyumuna katılan Gürcü sanatçı John Bogabeşirişvili, doğru okuyor muyum bilmiyorum, onun ürettiği bir anıt heykel yapılmış. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle ismini de paylaşayım. Oldukça etkileyici ve tabii ki tarihin kara notlarından birisi. Buradan kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Maarif Camii yazsa da 1972. Aslında burası Rıfailiğin bir kolu olan Maarifiyelerin bir tekkesi. İstanbul'daki iki tekkesinden birisi. Şeyh Muhammed Fethi Maarif Hazretleri. 1795 yıllarında bir rivayete göre Kahire'den, başka bir rivayete göre Edirne'den, o zamanlar bir kıyı kasabası niteliğinde olan Kartal'a geliyorlar. Ve bu tekkeyi kuruyor. Aslında Rıfailiğin bir kolu. Burada bu mezarları göstermek istedim size. 1818'li yıllarda buraya önce kendi evi iken daha sonra tekkeye çeviriyor ve çevresine işte tekke ve zaviyelerin gerektirdiği işte haremlik, selamlık, türbe, mescit gibi yerlerin eklemesini yaptırıyor. Bir tarafında 1972 yazmasına karşın aslında 1800'lü yıllardan beri var olan bir yapı burası. Tabii orijinal bir şey kalmamış bu çevre düzenlemesiyle 1940'da Cumhuriyet'in ilanından sonra tamamen yıkılmış. Bir tek türbesi kalmış. Türbenin yerisi de değişmiş olabilir. Zaten 1260-1839 girişindeki tarihte hicri ve miladi olsa gerek ona tekabül ediyor. Detaylar için İslam Ansiklopedisi'nden bu Maarifiye kolunun bilgilerini merak edenler için paylaşacağım. 1940'lara kadar dediğim gibi faalken 15-20 yıl önce de torunları tarafından yeniden alınıyor. Özel ev olarak kullanılmaktaymış. Ondan sonra bu cami kısmı elden geçiriliyor. Bu kısımlar elden geçiriliyor ve kendi kabri burada. Birçok o kolun yani Maarif Hazretleri'nin işte
çocukları, o dönemki işte bu tekkeye hizmet vermiş insanların mezarları da, türbeleri de burada. Evet, Kartal sahilde hiçbir şey yok derken artık son eser diyebileceğim Surp Nişan Kilisesi'ni görüyoruz. İçeri giremedik, kapalıydı şu anda. Normalde ibadete açık bir kilise burası. Surp Nişan Kilisesi 16. yüzyılda bir şapel olarak yapılıyor. Ondan sonra 1750'den sonra da kiliseye çevriliyor. 1856'da harap durumdayken bir padişah fermanıyla yeniden ıslah edilerek, restore edilerek yeniden ibadete kazandırılıyor. En son 1985'ten sonra bu dış yüzey çalışması yapılıp 1988 ya da 98'de yeniden hizmete giriyor. Şu anda da ibadete açık bir kilise. Hemen şöyle göstereyim. Kartal Marmaray'ın sırasında minibüs yolu diye tabir edilen yol üzerinde burası. Farklı günlerde belki giriş izni veriliyor olabilir. Kilisenin bahçesinde ismini veren Surp Nişan'ın da aynı zamanda mezarı bulunuyor. Bir gün içeri girmek kısmet olursa yine paylaşırız. Evet, artık son olarak Kartal'dan selamlar diyoruz.